Allah'ım, kendisinden başka ilah olmayan gerçek melik sensin. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Çok kötülük işledim. Nefsime pek zulmettim ve işte huzurunda günahlarımı itiraf ediyorum. Ey Gafur, ey Şekur, ey Halim ve ey Rahim, ne olur günahlarımı mağfiret buyur. Çünkü onları senden başka affedecek kimse yoktur. Allah'ım, sana hamdü senalar ediyorum. Zira hamd edilmeye layık yalnız sensin. Bu aciz kulunu hususi mevhibelerinle donattın. Fazlu ihsanlarınla sevindirdin. Reca ve ümitlerini gerçekleştirdin. Türlü nimetlerle serfiraz eyledin. Her ne zaman tazarru ve gönül duruluğu içinde sana ellerini kaldırmışsa, başındaki belaları def-ü ref eyledin. Tevfikinle muvaffak kıldın. Dualarına icabet buyurdun. Rabbim, her ne zaman seni ihsanlarınla yanımda görmeyi umduysam, açık ya da gizli inayet ve iyiliklerinle hep yakınımda buldum. İşlerimi görüp gözettin ve hep yardım ettin. Hata ve günahları mağfiret buyurdun. Ayıplarımı setrettin. Ahiret yurdu için nasıl hazırlanacağımı görmeyi murat buyurduğun şu mihnet ve imtihan yurduna çıkardığın günden beri bir an bile olsa üzerimdeki ihsanların, yardımların, iyilik ve hayırların hiç eksik olmadı. Başıma gelebilecek bütün zararlardan, kayıplardan, musibetlerden, hicap sebebi olacak hallere düşmekten, darlık ve kıtlık yaşamaktan, baskılara maruz kalmaktan, gam ve tası yudumlamaktan, devrin hadiseleri altında ezilmekten ve daha başka belalara duçar bulunmaktan beni koruyan ve koruyacak olan yalnız sensin Allah'ım. Rahmeti ve merhameti sonsuz Rabbim, senden sadece güzellik ve lütuf gördüm. İyiliklerinle beni her zaman sarıp sarmaladın. Daha başta eksiksiz bir donanımla yarattın. Lütuflarınla bütün ihtiyaçlarımı karşıladın. Fazlın nihayetsiz, nimetlerin de kesintisiz oldu. Koruyup kolladın. Vaat ettiklerini ve benim senden recalarımı hep gerçekleştirdin. Yolculuklarımda ve mukim bulunduğum zamanlarda inayet ve siyanetinle hep yanında oldun. Hastalıklarıma şifa ihsan eyledin. Ağrılarımı ve acılarımı dindirdin. Bir yere giderken de, o yerden dönerken de hep koruyup kolladın. Düşmanlık besleyenlerin hakkında şamata yapmalarına fırsat vermedin. Kötülük yapmak isteyenlere, düşmanca tavırlar takınanlara mani oldun. Senin mütemadi nimetlerine ben de mütemadi hamdü senalarla çok farklı tesbih, takdis, temcit ve tahmidlerle mukabelede bulunmak istiyorum Allah'ım. Niyazım o ki kalbim sadece senin zikrinle dolsun ve her muameleden hoşnut olsun. Hoşnutluğunu da en parlak tevhidler, en halis tefridler, en duru tahmidler, en uzun soluklu ibadet ve virtlerle dillendirsin. Yapmaya çalıştığım ibadetlerle de halis tevhide ulaşayım. Allah'ım, senin nihayetsiz kudretin her şeye yeter. Sen hiçbir şekilde hiçbir yardımcıya muhtaç değilsin. Uluhiyetinde asla bir şerikin yoktur. Zatında ve sıfatlarında yarattıklarına asla benzemezsin. Dengin ve mislin yoktur ki ihata edilebilsin. Vehimler gayb perdelerinin ötesine geçemez ki azametine hudut çizebilsin.
Seni tanıma yolundaki himmetler ne kadar âli olursa olsun, sen zatınla bir mevcudu meçhulsün. Akıllar sana ulaşamaz. Basarlar ceberutunun yüceliğine erişemez. Ulvi sıfatların, mahlukatın sıfatlarından çok yücedir. Zakirler zikirleriyle senin kibriya ve azametinin hakkını veremezler. Senin artmasını dilediğin artar, noksan kalmasını murat buyurduğunda hep noksan kalır. Senin alemleri yaratmana ve nefislere can üflemene tanıklık yapan bir başkası yoktur. Diller senin yüce sıfatlarını ifade eden, akıllar da mağfiretinin kühnüne ulaşmaktan aciz düşmüşlerdir ve düşerler. Allah'ım, Melik sen, Cebbar sen, Kuddus sen, ezeli, ebedi ve sermedi yegane zat sen iken kim, nasıl seni vasfedebilir? Gaybler gaybı da yalnız sensin, teksin, şerikin yoktur. Yalnız sen varsın, senden başka ilah olamaz. Melekut deryalarına dalmak isteyen derin fikirler hep hayret yaşamış, hükümdarlar muhabbetini müşahede edince iki büklüm olmuş, yüzler izzetin karşısında secdeye kapanmış, her şey senin azametine ram olmuş, bütün varlık kudretine varlığını teslim etmiş, boyunlar huzurunda hudu ile eğilmiş, senin ululuğunu anlatmaya çalışan lügatların mürekkebi tükenmiş ve sıfat-ı sübhaniyenin enginlik ve zenginliği karşısında düşünceler kendilerini kaybetmiştir. Her kim de senin yüce zatın hususunda tefekküre kalkışmışsa, nazarı acizlik ve bitkinlik içinde, aklı dona kalmış bir vaziyette ve fikri hayretler içinde geri dönmüştür, döner ve dönecektir. Ya İlahi ve Ya Rabbi, huzurunda hamd ve şükür hislerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çok daimi, sürekli, peşi peşine, bitme tükenme bilmeyen, nezdine ulaşana kadar da tükenmesini ve eksilmesini istemediğim bütün hamdü senalarım yalnız sanadır. Dönüp giden geceler ve ağaran sabahlar da, karada ve denizde, sabah ve akşam, öğlende ve ikindide, seher vakitlerinde, gecenin ve gündüzün her parçasında lütfetmiş olduğun ikramlardan dolayı sana şükürler olsun.''